Sabah kalktık, kahvaltı harikaydı. Şimdi Şanlıurfa'ya doğru yola çıkıyoruz. Bu günübirlik, orada kalmayacağız. Hava çok sıcak. Ortalama dün akşam, dün 35-36 derecelerde geçtik Adana'dan. Çok sıcak hava ama çok güzel oluyor. Motorlarımız hazır ama bugün biraz daha hafif. Müdür, ağırlık taşımayacak bugün. Özgür bir yolculuk olacak. Gaziantep'te Kule Otel'de kalıyoruz. Gerçekten de çok rahattı, çok güzeldi. 9. kattayız. 19 katta. Başsanız yemek yaptıralım, bir yemek. Sevgili kardeşim, buranın insanı biz her yerde görüyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Sizden. Ama yetişemeyiz. Gezimizin en uç noktası Göbektepe'ye geldik. Burayı da gördükten sonra Şanlıurfa'ya geçeceğiz. Orada Balıklı Gölü görüp tekrar Gaziantep'e döneceğiz. Dolaşıyoruz yavaş yavaş. Bitsin de istemiyoruz aslında. Göbektepe'ye giriş bileti. Şimdi servisler gelecek. Buradan servislerle beraber yukarı çıkacağız. Thank you.
kaldırma park etme taraftarı değiliz ondan. Ama sen dedin ben buraya park edesim var şimdi. Şanlıurfa'daki son durağımız Balıklı Göl. Burası Hazreti İbrahim'in ateşe açıldığında düştüğü makam. Bu da geldi. Çok temiz, bakımlı bir park tabi. Bunun sebebi peygamber mekanı. İnsanlar ortama saygılı, ortam çok güzel, çok müziği. Hani gerçekten o böyle dini, mistik hava katılmış ve yaşanıyor burada. Bu çok yabancı turist gördüm. Gerçekten de gelinesi görnesi yerler. Ülkemizde o kadar çok gezecek yer var ki, bu kadar yer varken yani bitiremeyiz. Gezmek de bitmez. Değil mi Fikret? Aynen öyle. Bütün yorgunluğu alıyor. Yorgunluğa değiyor yani. Bunlar kalkmak istemiyorum ben yani. Kaldığı kadar. Yorgunuz tabii. Abi. Uzun süredir motor kullandık. Bir kahve içelim dedik. O biraz videoyu paylaştığım yerden geldi bir kişi. Siz dedi aile misiniz? Dedi ki işte ne demek aile misiniz? Normal kişiyiz yani sonuçta. Dedi ki burada anca aile olanlar oturabilir. O yüzden de siz burada oturamazsınız. Biz de kalktık. Hani ya aile olmak için bayan olman gerekiyor ya eşin olman gerekiyor. Çok gerçekten böyle bir yerde çok ilginç bir uygulama. Sonuçta içeceğimiz bir kahve ondan sonra gideceğiz. Ama tabii ki anlayışla karşılamak gerekiyor. Çünkü belki böyle bir yaşam tarzı var. Belki böyle bir hani taşkınlıklar mı oluyor, ne oluyor bilmiyorum. Bugün Şanlıurfa'ya geldik. Göbektepe'yi gördük, Balıklı Göl'ü gördük. Oradan da şimdi tavsiye üzerine İmam Çağdaş diye bir lokanta Gaziantep'te. Bir kebap salonu. Fındık lahmacunumuz. Bir de bir tas geldi. Ben ayran bekliyorum. Bu ne de? Koca bir tas geldi. Ayranlar böyle oluyormuş burada. Öğreneceğiz Antep mutfağını yavaş yavaş. Çok güzel. O kadar güzel ki. Aman Allah'ım ne? Müdür yorgun görünüyorsun. Sen kahve içmişsin. Onun yerine şimdi ne içeceksin? Kahve daha içebilirim. Süper. Sonra bir kahve daha. Sen nargile içene kadar içebilirim. Gerçekten de öyle. Gaziantep gecenin tadı da nargile bir başka. Tahmis kahvesi de bir yere geldik. 1600 bir mekana geldik. 1635'ten beri yazıyor. Bilmiyorum şimdi. Deniyorum nargileyi. Hava çok güzel, harika bir hava var. Fikret'le beraber her zaman olduğu gibi dolaştık. Yorulduk, yemeğimizi yedik. Şimdi de buranın tadında nargile çıkıyoruz. Bu da kahve. Yıkamaz bir şey. Kahve ya, her şeyin yorgunluğunu alıyor.